neredesin? Güzel, çok acil konuşmamız gerek. Ne oldu söyle bakalım. Ebu Zülfikar. Ne yaptı gene bu? Bizi sırtımızdan bıçaklayacak. Ne oluyor Sevinç? Konuşamam burada. Gel içeri, gel. Neyse işte. Yani ben bu vasiyet işini öğrenince çağırdım tabii Gülizar'ı, sordum. Baba kız ardından iş çeviriyorlar zaten diye ağlaştı. Sadece başını görmüş mektubun. Ya o kadın kısmısının lafı da amma uzun oluyor. Sen beni bu odaya niye çektin, asıl onu söyle. O mektubu başına okumuş diyorum Gülizar. Ne yazıyormuş başında? 22 yıldır sustum. Artık bildiklerim bana yük geliyor. Eşyaları toparlamışlar. Demek ki gider ayak her şeyi herkese söyleyiverecek. Söyleyemez. Can borcu var onun bana, yemini var. O zaman niye mektup yazdı ha? Sır tutacak adam mektup yazar mı? Ya daha da cebinden düşürmüş. Ya Gökhan okusaydı? Ya öğrenseydi? Ya dur bakalım. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ki. 22 yıldır başka neye susuyor bu adam? Bak, eğer oğlum öğrenirse yıkılır. Ben mahvolurum. Bütün ailemiz dağılır. Olmayacak böyle bir şey. Olmasın be. Olmayacak. Hadi sen git yat. Buyur beyim, işte kağıtlar. Bu da doğum belgesi. Bundan gayrı Gökhan senin öz ve öz oğlundur. Zülfikar, bana bak. Bu sır. Sırrınız namusumdur beyim. Gökhan beyimizin senin oğlun olmadığını kimse bilmeyecek. Mezara kadar. Zülfikar diyorum. Üstüme gelme beyim. Gelirsen ne olurmuş? Üstüme gelme bak. Yoksa... Yoksa ne?